Doğru bilgiye ulaşılabilir diyenlerdeyiz hala ve son noktaya geldik. Diğer akımları incelemeye devam ediyoruz. Pozitivizm ya da olguculuk. Sadece bilimsel yolla edinilen bilgiler doğrudur onlara göre. Diyorlar ki doğru bilginin tek yöntemi deney ve gözlemdir. Yani bilimsel yöntemdir. Din, mucize, rastlantı, peygamber, melek, şeytan gibi kavramlar soyuttur ve metafiziktir. Bunlar insanların kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramazlar. Pozitivizmin temsilcisi Auguste Comte aynı zamanda kendisi sosyolojinin de kurucusudur ve der ki metafizik yasaklanmalıdır. Görüyoruz kendisini burada. Üç hal yasası var Auguste Comte'un. Bu da yine aklınızda olsun diye söylüyorum, anlatıyorum. Teolojik evrede din üretilmiştir eski çağlarda. Sonra metafizik evreye geçilmiştir. Burada felsefe ortaya çıkmaya başlamıştır. En son şu anda içinde yaşadığımız süreç ise pozitivist evredir ona göre ve ürünü bilimdir. Ve tamamen bu evreyi savunur Agus Kont. Başka bir akım pragmatizm ya da faydacılık. Bu da der ki bir bilginin doğru olduğunu sadece onun işe yaramasıyla ölçebiliriz. Yani bize kattığı faydayla ölçebiliriz. Bilgi işe yaradığı, problem çözdüğü, sonuca ulaşmayı sağladığı ve yaşamı kolaylaştırdığı ölçüde doğrudur ve değerlidir. Yani uygulamada yararlı sonuç getirmiyorsa bütün bilgiler anlamsızdır. Kullanılan tek ölçüt fayda olacaktır. William James, John Dewey pragmatizmin temsilcileridir. Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir James'e göre. Analitik felsefe ya da dil felsefesi ya da mantıkçı ampirizm hepsi karşınıza çıkabilir. Diyor ki doğru bilgi doğruluğu gösterilebilen bilgidir. Ne demek bu? Dildeki kavramlar ve önermeler analiz edilmelidir. Çünkü sadece söyleyebildiklerim kadar düşünürüm. Yani aklı aslında devre dışı bırakıyor analitik felsefe doğruluğu test edilemeyecek metafizik öğelerden uzak durmak gerektiğini söylüyor. Felsefenin görevi de mantıksal dil çözümlemeleriyle sınırlandırılıyor analitik felsefede. Wittgenstein, Carnap ve Russell analitik felsefenin temsilcileri. Son olarak da fenomenolojiye bakacağız. Görüngü bilim olarak çevriliyor Türkçeye ve esas bilgiye sadece fenomenlerle ulaşabiliriz fenomenolojiye göre tek gerçeklik alanı vardır. O da fenomenlerin yani görüntülerin arkasındaki özdür. Gerçek bilgiye ulaşmak için bütün öğrenilmiş bilgiler parantez içine alınmalı ve yok sayılmalıdır. Ancak bu yolla algılanan nesnelerin ötesinde olan ideal öze ulaşılabilir ve nesnelerin özü kavranabilir. Müzik